KRT televizyon ekranlarından merhaba sevgili seyirciler. Bir sportif yaşam programı ile birlikte yine sizlerle beraberiz. Bu hafta iki değerli konuğum var. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel. Cumhuriyet Halk Partisi Spor Kurulu Başkan Vekili Demirhan Şerefhan Bey ile beraberiz. Bu hafta yakında meclise gelecek olan spor yasasını konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Sayın Adıgüzel bu konuyla ilgili sürekli gündem ve kamuoyu oluşturuyor. Sayın Vekilim, Sayın Şerefhan Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın diliyorum. Çok teşekkürler. Sayın Vekilim, sizlerle başlayacak olursak, siz bu yeni spor yasası ile ilgili çok önemli açıklamalarınız var ve gündem de çok yoğun bu konuyla alakalı. Neler söylemek istersiniz? Şimdi bu tabii bir yasal düzenleme eksiği var. Yani bütün bu kamuoyunun ortak kanaati. Yani spor kulüpleriyle ilgili mevcut durum taşınabilir bir durum değil. Bu konuyla ilgili yasal düzenleme gereğini her kesimden dile getiriliyor. Yani bugüne kadarki uygulamalar biraz keyfe keder. Spor kulüpleri başkanlarının işte kendilerince işte kulübü kullandığı, kendine PR yaptığı, sonra ticari ilişkiler içerisinde işte bunları kullandığı, denetlenemeyen, işin finansman boyutuyla çok büyük meblağdaki finansmanların denetlenemediği bir farklı alan oldu orası. Ya bunun da işte uluslararası diğer örneklerinde olduğu gibi Türkiye'de de bir kural kaideye oturtmak, yani buradaki karmaşaya son vermek noktasında bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu ihtiyaç herkes tarafta dile getiriliyor. Şimdi biz tabii böyle bir düzenleme beklerken bu sefer önümüze gelen bir taslak gördük. Bu taslak hakikaten enteresan bir taslak. Yani 66 maddelik bir taslak gördük. Bu taslakta adeta toplumdan gelen bu talepler karşılamak için değil de kendilerinin taleplerini karşılamak için. Yani daha böyle ondan kendine yontan siyasi erkin ki Türkiye'de zaten birçok şeyin çok adalet de dahil, kamuda da dahil böyle çok partizanca yürüdüğü sistemde buradaki spor alanında da siyasetin zaten girdiğini, fazlaca girdiğini söylüyoruz. Siyasetten arındırmaya, biraz daha yarışma ruhunu öne çıkartmaya çalıştığımız bir alanda daha bodoslama, böyle işin mevzuatıyla da ele geçirmeye çalışan bir yapı gördük bu spor kulüpleri yasasında. Çok iddialı bir lafınız var. Bu yasa Türk sporun sonu demek. Ya öyle demek. Açıklamanız var. Daha da öte söyleyeyim. Yani burada şike, teşvik, hani geçmişte bu sporun Türkiye'deki gangren sorunları olanların yasal mevzuata kavuşuyor adeta. Yani burada bu yeni yapılanma olursa eğer o zaman artık gırla. Tartışmalar çok Türkiye gibi zaten böyle hassas olan toplumumuzun gergin olduğu konularda tartışmalar ayyuka çıkacak. Yani burada mevzuata bağlanmış olacak. Bir karmaşa olacak. Biraz sonra detaylarını tabii konuşuruz sanıyorum. İç içe bakın birçok şey dernekler şirketlere dönüyor. Spor kulüpleri şirketlere dönüyor. Her şey şirketleşiyor. Fakat enteresan bir şey şirketleşip özelleşen aslında kamudan biraz kurtulan yapılar tam tersine denetim altına giriyor kamu tarafından. Yani mesela bir dernek olsa, dernek biliyorsunuz bir toplumsal yarar gözetir ve bu kamu tarafından denetlenir. Fakat şirket olunca siz özel bir şirket oluyorsunuz. Daha bağımsız olmanız lazım. Fakat daha çok bağımlı hale geliyorsunuz. Yani birbiriyle çelişen şeyler var. Mesela bu maddelere bakıyorsunuz, ceza yasasının içinde olması gereken meseleler var. Yani orada ceza veriyor. 1-3 yıl diyor mesela. Hiç girmemesi gereken konular. Yine bunun finansman konularındaki denetlemeler sırasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlerine giriyor, Türk Ticaret Kanunu'nun işine giriyor. Yani birbiriyle çalışıyor. Mesela bu yasa böyle çıkmaya kalksa zaten bu muhtemelen Anayasa Mahkemesi'ne döner. Niye? Çünkü böyle bir yasa olmaz. Bir maddeye atıf yapıyor, öteki maddede o maddeyi yok sayıyor. Yani çok özensiz hazırlanmış. Baştan aşağı kanunsal tekniğine uygun değil zaten. Kanun tekniğine uygun yapılmamış. Şeyi bıraktım, içerik olarak tehlikeli, çok tehlikeli şeyler var. Bir de kanun tekniğine, yazım tekniğine uygun değil. Yani biz bugün genel merkezimizde Demirhan Bey'in de katıldığı hukukçularımızla bir araya geldik. Bir baktık buna, hakikaten bir garabet. O yüzden bu daha henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne inmeden yapıcı davranarak, biz tabii ki böyle bir ihtiyaç olduğunu bilinciyle hareket ediyoruz. Yapıcı davranarak bunu daha hani arka kapı diplomasisi dediğimiz
ortak bir metin oluşturup bütün herkesin, her kesimin, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya İktidar Partisi'nin değil, spor bütün tarafı olan kesimlerle istişare yapıp doğru bir metin düzenlememiz lazım ki Türkiye Büyük Millet mesela daha az şeyi tartışalım. Cumhuriyet Halk Partisi bu işin paydaşlarını bu işin içine katma için bir çalışması var mı? Tabii ki katalım diyoruz zaten. Yani biz katalım. Şimdi bize bir fikir sormak için bir metin gelmiş. Bu metin üzerinde tartışıyoruz ama üstündeki tartışılacak metin, yani hakikaten tartışılacak bir metin değil. Yani önce bunu bir ele avuca sığar, ne bileyim, tekniğine uygun tartışılabilir metne sokmamız lazım. Baştan aşağı kendisi tartışma çünkü. Hani biz mecliste gelene kadar bu işi belli bir şekle sokabilirsek mecliste daha az tartışma yaparız. Böylece tüm ülke açısından siyasetin girmemesi gereken, yani nefes aldığımız bir şey bizim spor Türkiye'de. Yani insanların rahatladığı bir ortam, daha çok germeye, yani rahatladığımız, ihtiyacımız olan bir konuyu Türkiye'nin sorunu haline getirmek için bir yasa taslağı gelmiş yani. Bunu biz toplumun faydasına olacak şekilde düzenlememiz lazım. Öyle bir durum söz konusu. Her anlamda 18 yıldır sporda zaten bir gerileme söz konusuydu. Bu mevcut yasayla bir garabetin olduğunu, ön taslak metnini göz ucuyla inceleme imkanımız oldu. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi bunun parlamentoda geçmiş yasa teknik, yani yasa yapma kanunu meclise getirilen yasalara baktığın zaman getiriyorlar ve istediklerini geçiyor. Eğer böyle bir durum olursa Türk sporu nereye gider? Şimdi zaten çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Mesela 2000'li yıllardan sonraki sürece bakıyorum ben. Hem başarı ölçütü açısından gide gide kötüye gidiyoruz. Mesela futbolda da böyle. Yani artık tamamen bireysel çabalarla olan başarılar var uluslararası düzeyde. Bu işin zaten sorunun bu hale gelmesi, siyasetin direkt sporun içine dalması AK Partilerin sonra. Ve bunun bir de finansman boyutunda çok tartışılabilir konuların olması. Yani bu içerisinde Pasolig var. Bu işin içerisinde işte buradaki başka finansman boyutları var. Yayıncı kuruluşla ilgili bir takım ilişkiler, çelişkiler var. Yani bütün bu meseleler toptan... Bir yayıncı kuruluşla ilgili bir sözünüz vardı açıklamanızda. Evet. CEO'su gibi davranıyor. Bu pandemiyle ilgili söylemiştim onu. Bu pandemi sürecinde her şey bilimsel yürütülmesi gerekir. Sürekli söylüyorduk. Fakat tüm toplumun işte kapandığı o pandeminin başındaki süreçte tam tersine işte futbolda bir oynatmaya zorlama vardı, o dönem için söylüyorum. O dönemki koşullara göre böyle bir zorlamayı adeta Futbol Federasyonu Başkanı yayıncı kuruluşun CEO'su gibi onların hakkını savunan, futbolcunun ya da sporcunun ya da izleyicinin değil de yayıncı kuruluşun haklarını savunan bir duruma geldiği için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne söyledim genel kurulda. Yani sen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı mısın yoksa yayıncı kuruluşun CEO'su musun diye. Bugün de benzer yaklaşımları aynen görüyoruz. Yani tekrar deminki noktaya dönersek 2000'li yıllardan sonra bu işin finansman boyutundaki yanlışlıklar, kulüpler battı biliyorsunuz. Şu anda uluslararası spor yönetimleri bize sürekli işte men cezaları veya transfer yasakları getirip duruyor. Bu finansman boyutunun götürülememesinden kaynaklı. Bir de Türkiye'ye özel siyasetin bu işin içine girmesi var. Şu anda bazı kulüp başkanlarının Erdoğan'ın yanında olduğunu. Buradan biraz daha konu yaşayacak olursak iyi bir noktaya değindiniz. Yeni yasayla birlikte hem bakanlığa bazı yetkiler veriliyor sanırım. Hem işte sizin yine deyiminize paralel bir federasyon oluşturarak tek elde bu işleri toparlamak gibi bir niyet var. Şimdi mesela bunu bir nebze bütün o siyaseti spora sokma çabalarına rağmen bunu bir nebze şu anda acık engelleyen futbolun özerk yapısı bir miktar. Ona rağmen ne yapıyor mesela? Bazı kulüp başkanları Erdoğan'ın yanından hiç ayrılmayan insanlar. Veya Erdoğan'ın bazı kulüplere yakın olduğu söyleniyor değil mi? Bunu bütün kamuoyu biliyor. Ve ona işte bir takım, belki yapmasa bile hakemler, yapılan hatayı ona yoruyoruz. Yani böyle siyasetin oraya girmemesi gereken alanlar. Futbol Federasyonu Başkanı'nın beşli bir yapıdan. İşte o ayrı ticari ilişkiler. Yani bizim beşli inşaat grubundan daha ağır konuşmayayım. İçinden birisi olduğu da zaten biliniyor. Dolayısıyla burada mevcut durumda özerk yapı bir miktar bunu engelliyor. Şimdi bu sizin dediğiniz önümüze gelecek olan taslakta ve özerk yapı da kalkıyor. Yani cismen kalkmıyor da, yani teorikte kalkmıyor da pratikte kalkıyor. Niye? Çünkü bütün yetkileri, Futbol Federasyonu'nun bütün yetkileri, tahkim kurulunun atamasına kadar, oranın denetlenmesine ve bütün federasyonların görevden başkanlarının, kurullarının alınmasına kadar her şey Spor Bakanı'nın eline geçiyor. Yani böyle bir yetki başka bir bakanda yok. Bakın yani zaten biz tam tersine
spor branşları kendi kendini yönetsin. Orada sonuçta bir seçim yapılıyor. Federasyonlar seçimle göreve geliyor. Fakat o seçimlerin hiçbir hükmü kalmıyor. Bütün o seçimleri siz isterseniz spor bakanı olarak bir görevli gönderip usulüne uygun bulmuyorsunuz. Veya diyorsunuz ki bu spor kulübü başarısızdır diyorsunuz. Bir değerlendirme kurulu var. Sportif değerlendirme kurulu. Onu soracağım. Başarısız buluyorsunuz, görevden alıyorsunuz. Yani bu ne biliyor musunuz? Gücü bir bakanın eline veriyorsunuz. O ne derse yapmak zorundasınız. Yani böyle bir şey yok. Hele ki spor gibi hani yarışma ruhunun olması gereken bir durumda bunu yaptığınız zaman artık nereye döneceğini bu işin hesaplayamazsınız. Özellikle bu sportif değerlendirme kurulunun yeni yapısı oradan bakanlık, yani sonuçta bunları da bakanlık atayacak, istediği yönetimi alacak, başkanı ve yönetimini. Çok daha vahim bir durum değil mi Sayın Vekil? Ya şimdi bir kamu bankasına bir sporcuyu nasıl atıyorsanız, sporcu bankadan ne anlarsa, Türkiye'deki bütün bu bir takım kurullara atanan insanların eski AK Parti milletvekili olduğunu ya da branşı dışında apayrı insanlar olduğunu, aslında oradan nemalanmak için, maaş almak için verildiğini hepimiz biliyoruz. Yani bir kişi 5 ayrı devlet kurumundan maaş alıyor. Bu sportif değerlendirme kurulu da böyle. Bakın, sportif değerlendirme kurulunun sanıyorum 13 mısra açıklaması var. Bunun 4 mısrası sadece oluşumuyla ilgili. 9 mısrası bunların nasıl maaş alacağını, maaş alma metotlarını, parasal döngüyü açıklıyor. Burada niyet belli. Yani buradaki 7 kişi iktidara yakın ya da Sayın Erdoğan'a yakın insanların para kaynağı olacak. Yani beslenmeler için bir alan yaratılmış. Fakat yetkileri inanılmaz sınırsız. Mesela buradaki 7 kişi her haltı biliyorlar. İnanılmaz. Yani 65 federasyon var. Benim bildiğim 66 mı oldu? 66. 66 federasyon. Bakın, halter var değil mi? Voleybol var. Tekvando var. Hepsinin kuralı başka. Futbol var. Tabii. Yani bambaşka kuralları olan şeyler, yani bunları düşünebiliyor musunuz? Ama bu arkadaşlar hepsinden anlıyorlar. Çünkü hepsinin tek kurulu var. Yani bu sportif değerlendirme kurulu, hepsinden anlıyorlar. Yani başarıyı ölçütleyebiliyorlar. Ya ben, bazı sporlar var, ben kurallarını bilmiyorum. Yani bu adamlar anlıyor. Bakın göreceksiniz. Yani bu anlayan arkadaşlar. Bir de sporun içinden olmayan insanlar olacak. Hiç alakası olmayan. Biz gene az çok anlıyoruz hani. Komisyondayız falan. Veya Demirhan bu işin içinden gelmiş. Ama bakacaksınız eski AKP milletvekili oraya değerlendirme kurulu oturuyor. Ona ne denecek biliyor musunuz? Basketbol Federasyonu Başkanı'nı görevden al. Halter Federasyonu Başkanı'nı görevden al. Deneyecek. Yani burası sadece bir infaz ekibi olacak aslında. Ya geldiğimiz noktayı görebiliyor musunuz? Türk sporu buradan kötü giden bir yapı vardı 19 yıldır. 2000'li yılların başlarına kadar bir Türk sporunda işte halterde özellikle, ki CHP Spor Kurulu Başkanlığı Kenan Nohut da Halter Federasyonu Başkanlığı yaptı. Atina Olimpiyatlarında işte olimpik başarılar getirdi ve futbolda bir takım başarılar var. O 2000'li yıllardan sonra bir başarı çıkmadı. Bu anlattıklarınızla Türk sporu tamamen bitmiş olacak. Şimdi niyet iyi değil. Niyet iyi olsa bunu biz beraber düzeltiriz. Niyet kötü. Şöyle, o giriş cümlemi önemseyin. Yani toplumun ihtiyaçlarından hareketle kendi ihtiyaçlarını gidermek bu. Aynen 15 Temmuz gibi. Bugün de kullandım bunu. Mesela 15 Temmuz'da bir hadise oldu. Bütün herkes kenetlensin, Türkiye buradan bir birlik beraberlik çıksın dedik ya. O 15 Temmuz'u biz böyle beklerken hükümet tek adam sistemine, anayasaya götürdü işi. Yani ondan nemalandı. Şimdiki bu kötü noktaya geldik. Şimdi burada da aynı. Toplumun beklentisi var. Spor kulüpleri yasası çıksın. Buradaki bazı yanlış ilişkiler düzeltilsin. Derken buradaki ihtiyacı kullanıp daha da kötüye, benim tek hakim olduğum bir spor olsun Türkiye'de anlayışı ve ben tek başına yöneteyim bu kadar meblağı anlayışı var şu anda. O anlayış olduğu müddetçe bu daha da kötüye gidecek. Aynı Türkiye'nin genel yönetimindeki tek adam meselesinin şu anda spordaki meselesiyle karşı karşıyayız. Aslında o günü nasıl anayasa değişikliğine giden süreci yaşıyorsak, bu spor kulüpleri yasası da aynı süreci yaşıyor. Bir, o yüzden diyoruz ki bakın şu anda kendileri tartışıyorlar. Diyorlar ki bu işte güya Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin bazı arızalarını beraber düzeltelim. Kim diyor? Cumhur İttifakı diyor. Ya bunun arıza olacağını ben şimdiden söylüyorum. O yüzden bu arızayı yaratmadan düzeltelim bunu. Biz de iyi niyetle Sayın Erdoğan Toprak Bakanım, Kenan Nohut Başkanı'ndaki spor kurulumuz, ben de katkı verdim. Hukukçu arkadaşlar da katkı verdi. Bu tamamen iyi niyetle, bu yanlış, şurası şöyle yapalım. Doğru olanları da devam ettirelim. Biz buradan bir
hakikaten bir ortak akılla bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. İnşallah hani ortaya koyacağımız çalışma karşı taraf tarafından da olumlanırsa iyi bir şey çıkar. Ama bu anlayış bu şekilde devam ederse çok iyi bir şey çıkacağını düşünüyorum. Sizin meclisten hani sürekli kanunlar, yasalar çıkıyor. Bugüne kadar buna çok açık değillerdi iktidar partisi. Muhtemelen bunda da ben kamuoyu baskısıyla burada bunu bu kadar açıktan yapabileceklerini düşünmüyorum. Bir de başka şeyler, dengeler de var. Mesela hakikaten bunu ortaya koymak lazım. Mesela ben Sayın Erdoğan'a da bazı şeylerin hani tamamen aktarılmadan alttan bu işlerin götürüldüğü durumlar da oluyor. Sporda bu ne kadardır bilmiyorum ama mesela yanlışların böyle de yaptırtıldığını biliyorum. O yüzden mesela şununla ilgili benim eleştirilerimden sonra meclisteki eleştirilerimden spor bütçesinde o eleştirileri ağır yapmıştım. Mesela bu ne biçim şey diye eleştirilerin hani bir karşılık gördüğünü duydum. Yani bunun gibi benzer bir şekilde belki de biliyorsunuz bir bakanlar değişikliği olacak. Yakında bir hükümet değişecek. Belki bu bakanlıkta da bir değişikliğin gelecek farklı bir olumlu bir bakanla belki aşılabileceğini de büyük bir ölçüde aşılabileceğini de düşünüyorum. Çünkü burada bu işi esas yapılandıran Sayın Bakan'la beraber bir tane o spor bürokrasisinde uzun yıllardır bu işin sorumlusu olan, sorunun kaynağı olan Mehmet Baykan diye bir yönetici var. Yani bunu ortaya spor koymak genel lazım. Müdürü. Yani spor genel müdürü ama aynı zamanda Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi. Çok enteresan. Yani bir koltukta iki karpuz diyoruz ya biraz önce bahsettiğim. Mesela bütün bu işlerin arkasında o çıkıyor mesela. Şimdi bu yapı değiştiği zaman zaten şu işi çok çok yol alırız. Yani o zaman daha kolay konuşuruz. O yüzden belki de bu bakanlar kurulundaki değişikten sonra bunlar belki daha olumlu bakacağız. O yüzden yani iyi niyet lazım. Ortak akıl üretmek lazım. Türkiye buna hazır. Yani bir değişikliği herkes talep ediyor ama bu değişikliği siz kendinize yontup bunu daha kötü hale götürmeye kalkarsanız bunun bedelini de topluma karşı ödersiniz. Yani ciddi sıkıntılar çıkar. Yani hele ki o şike teşvik gibi kolaylaştıracak düzenlemeler. Yani düşünebiliyor musunuz? Sezonun ortasında bir kulübün bir branşı başka rakip olan kulübün branşıyla birleşiyor. Yani basketbol ligi var. Basketbol liginde işte Darüşşafaka ile Efes Pilsen atıyorum yani. Kulüpleri birleşiyor. Satın alıyor biri diğerini. Ligden bir takım eksiliyor. Ya bunu bütün sıralamayı alt üst eder. Ya böyle bir karşı takımın böyle bir anlayış olabilir mi ya? Sonra bunları ayrı bir çatı altında topluyorsunuz. Mesela 15 kulüp bir araya geliyor. Bir federasyon oluşturuyor. Şimdi iki tane kulüp girmedi buraya. Şu anda ligimiz 18 takım mı? 19. 21. 21 takım bir tane arttı. Evet. 21 takımdan 15'i girdi oraya. 6'sı girmedi. Şimdi bu girmeyenler dezavantajlı durumda bu federasyona. Tabii. Çünkü öbürlerin kendi arasındaki yapacakları karşılaşmalarda belki aynı yapının içerisinde ve aynı kaynakları kullanabilir diyor. Hem tesis hem kaynak kullanımı, ortak kullanımı yapabilir diyor. Şimdi bu direkt şike ve teşvike zemin hazırlar. Bunun sınırlarını koymazsanız eğer. Buna tabii ki bir açıklama getirirsiniz. Veya herkes oraya dahil olmaya zorlarsınız. Belli şartlar içerisinde. Bugünkü Kulüpler Birliği gibi. Bunlar daha açık olmalı. Öbür türlü burada isteyen istediğini yapar. Yani bu eğer o da eğer topluma yansırsa yani stadın kapısındaki insanlara yansırsa kangüye de götürür. Kesinlikle. Sayın Şerefan, Sportif Değerlendirme Kurulu dedik az önce. Siz de eski bir federasyon başkanısınız. 12 yıl Bedensel Engeller Federasyonu başkanlığını yaptınız. Neler söylemek istersiniz? Sayın Adı Güzel de bugün bir toplantı yaptığınızdan bahsetti. Evet, çok teşekkür ederim. Sayın Vekilim gerçekten çok güzel bir çalışma yapmış. Bugün yapılan Sayın Erdoğan Toprak ve Sayın Kenan Nohut Başkanımız himayelerinde yapılan toplantıda yapmış olduğu çalışmaları dile getirdi. Biz de paylaştı. Gerçekten çok önemli çalışmalar. Ki bundan sonraki çalışmalarımızda biz de CHP Spor Kurulu olarak bunlardan faydalanacağız. Bugün yaptığımız toplantıda Sayın Vekilimin de dediği gibi toplantının en başında verilen mesaj çok önemliydi ki Sayın Vekilim de dile getirdi. Yapıcı olalım. Türk sporunun bu kanunla ilgili ortaya çıkacak konularda, neticelerde nelerin olması gerektiğiyle
ilgili olarak yapıcı olanım denildi. Bu çok önemli bir şeydi. Sportif bir yaklaşımdı. Sporun da bir ruhu var biliyorsunuz, sportif yaklaşım. Biz ona olimpizm ruhu diyoruz aynı zamanda. Bu fair play'i de içine sokuyor. Centilmenliği de kapsıyor. Dolayısıyla bu şekilde yola çıkılıyor. Spor yasasına, yeni bir spor yasasına gerek var mıydı? Gerçekten gerek vardı. Ama ne için vardı? Türk sporunun önünü açmak için vardı. Bugün bakıyorsunuz Avrupa Birliği ülkelerinde spor yapanların nüfusa oranı ortalaması %30 iken Türkiye'de maalesef bu oran %4.7. Şimdi siz bu yeni yasa taslağıyla bu %4.7'yi yükseltmeye, arttırmaya yönelik bir madde görüyor musunuz Sayın Vekilim? Ben göremedim. Spor kültürünün yaygınlaştırılması ile ilgili bir madde görüyor musunuz? Ben göremedim. Birçok madde aslına bakarsanız, ben 12 sene Spor Federasyonu Başkanlığı yaptım. Birçok madde aslında şu anda uygulanan ama yazılı olmayan kanundu, kurallardı. Yani işte sırf benden olsun, benden olana bütçesini zamanında aktarayım, daha fazla bütçe vereyim, aman işte başka bir kişiye gitmesin, federasyonları kendi himayemiz altında tutalım, tamamen kontrol edelim. Zaten bu vardı. Çok büyük bir federasyon olan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, ki 15 spor branşı vardı, 3,5 milyon liraydı ben bıraktığım zaman bütçesi. Ama yine devletin göndermiş olduğu müfettiş raporunda bu federasyonun bütçesinin 10 milyon, en az 10 milyon lira olması gerektiğini söyledi ki ben bıraktıktan sonra, kendi isteğimle bıraktıktan sonra hemen 10 milyon lira yaptılar. Biz 3,5 milyon lira bütçe alırken şöyle bir söz verilmişti: siz ne kadar sponsorluk bulursanız biz size o kadar ek bütçe vereceğiz demişlerdi. Ben ve ekibim 3,5 milyon lira verilen bütçenin yanında, resmi bütçenin yanında 3,5 milyon liralık da aynı ve nakdi bir sponsorluk getirisi bulduk ve federasyona ek bir getiri sağladık, ama ona rağmen ek bir bütçe verilmedi. Herkes için spor federasyonu 11 milyon lira verilirken Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na 3,5 milyon lira veriliyordu. Tabii burada performans değerlendirme kurulu bizim zamanımızda da vardı. İsmi o şekilde geçiyordu. İşte Spor Yazarları Derneği'nden vardı. Daire başkanlarından vardı. Zannedersem Olimpiyat Komitesi'nden vardı. Ama 6-7 kişilik bir grup. Spor yazarlarının birçoğu arkadaşımızdı, abimizdi, dostumuzdu. Onlar işe çok daha objektif baktığından dolayı kim doğru yapıyor, kim yanlış yapıyor daha iyi görebiliyorlardı, ama o performans değerlendirme kurulundan hiçbir şey çıkmadı. Sayın Vekilimin dediği gibi, yani branşın uzmanlarının yanında sizin oraya getireceğiniz 6-7 kişi 66 federasyonun, ki bu 66 federasyonun altında farklı spor disiplinleri de var. Bu farklı spor disiplinlerinin kurallarını, zorluklarını, sahaya yansımasını bilemezler. Orada tabii ki belli kriterler olacak. Verilen bütçeyi uygun kullandı mı? İşte sporcu sayısını arttırdı mı? Madalya geldi mi? Şimdi baktığınız zaman bunlar aslında çok rahat yapılabilecek şeyler. Göz boyamadan öteye gitmez ama. Gerçek anlamda Sayın Vekilim de çok güzel çalışmış. Tespitleri bence son derece doğru. Sahaya yansıması nasıl olacak? Şu anda amatör spor kulüplerimizin durumu nedir? Amatör spor kulüplerimizin durumlarını daha iyiye getirmek için, seviyelerini daha yükseltmek için. Ya bugün baktığınız zaman spor kuruluna Sayın Vekilim, Sayın Kenan Başkan arayan kulüplerin çoğu ihtiyaç, malzeme ihtiyacından bahsediyor. Gerçekten ayakta durmakta zorlanan o kadar çok amatör spor kulübü var ki bunlara bir şekilde el uzatmamız lazım. Sahaya uzak değil, sahaya inmemiz lazım. Sahada yaşananları görmemiz lazım. Dolayısıyla performans değerlendirme kurulunun ben çok objektif karar verebileceğini hiç zannetmiyorum. Sayın Vekilime katılıyorum bu konuda. Kesinlikle sayın adı güzel. Siz aynı zamanda bir hekimsiniz. Biliyorsunuz tüm dünya ve Türkiye bir pandemi sürecinin içerisinden geçmekte, halen de özellikle Türkiye çok yakıcı bir şekilde bunu neredeyse 40 binlere varan vaka sayısını yaklaştı ve doğal olarak spor da bu işten çok yoğun bir şekilde etkilendi. Evet. Ve görünen o ki bu süreç daha da uzayacak gibi. Bu kafayla daha uzayacak. Evet. Kesinlikle. Bugün bir karar çıktı UEFA tarafından.
işte maçların işte seyircisiyle oynanması noktasındaki yerel yöneticileri bu işi bıraktı. Bu pandemi ile devam edecek olursak neden söylemek istersiniz? Şimdi, %30 bir kısıtlama vardı. %30'un üstüne çıkamayan ama %30'un üstünü yerel yöneticiler karar versin dedi ama şu anda Türkiye'nin çoğu bölgesi kızarık olduğu için yani bununla ilgili ne yapılabilir? Belki hani vakaların azaltılmasından sonra vakaların az olduğu bölgelerde işte seyircilerin koşullar uygun hale getirilerek yapılabilir. Ama vakaları azaltmak kaydıyla yani illaki İstanbul'da oynamazsınız da mesela Şırnak'ta. Daha Şırnak'ta tesisi varsa tabii ki olabilir. Daha vakaların az oluyor. Çünkü seyirci hakikaten bir şeye benzemiyor. Bir tek maviyle orası. Şimdi şöyle bir şey var. Biz sadece sporla ilgili de değil. Yani hakikaten normal yaşamayı özledik. Normal yaşamayı özledik yani. Yani ne bileyim bir tatil yapmayı özledik. Yani bir yılı geçti. Yani hakikaten insanın doğasına da aykırı bir şey bu. Yani el ele çocuklarımızla bir çıkıp da rahat dolaşmayı özledik. Bir arkadaşımıza, dostumuza sarılmayı özledik. Yani spor da öyle. Bir çıkıp da bir maç izle. Ya ben şimdi statların önünden geçerken eski günleri hayal eder gibi olduk. Yani sporu seven ve maç izleyen birisiyim ben. Şimdi geçen yıl yaptığım bir konuşmayı hatırlıyorum. Ya dedim ki şu kapanmayı, tam karantinayı lütfen yapın. Parti parti yapmayın. Tatil günleri sadece karantina. Ya bayram tatilinde karantina yaptık ya da hafta sonu. Ya dedim ki bu spor, bu virüs acaba koronavirüs tatil mi yapıyor da yani sadece tatilde kapatıyoruz. Şimdi de aynı anlayış var. Diyorlar ki Ramazan'da kapatacağız. Ya koronavirüs oruç mu tutuyor? Yani bunu bizim zamanında tam yapmış olsak yapalım dedim. Ve önümüzdeki yaz tatilinde de insanlarımız tatile gitsin. Çocuklarımız Eylül ayında okullarına gitsin. Maçlarda gene gidelim hep beraber eğlenelim, üzülelim, sevinelim. Bunu yapalım ama bir 20 gün kapatarak, 14 gün, 21 gün kapatarak bu işi sağlayabiliriz diye uyarmıştım. Geçen yılın Nisan-Mayıs aylarında. Şimdi o günden bugüne devamlı aynı uyarıyı yapıyoruz. Daha yüksek bedeller ödüyoruz. Yani bir kapanmanın maliyeti 14 gün için 45 milyar dolar. Buna hesaplanmış. Fakat bizim o günden bu yana 250-300 milyar dolar belki kaybımız var. Bundan sonra daha da artacak. Bakın bir tehlike var. Bütün dünyada azalırken ben biraz önce buraya gelmeden önce baktım. Biz bugün şu an itibariyle bu vaka sayısıyla Avrupa birincisiyiz. Dünya dördüncüsüyüz. Dünya dördüncünün de önümüzde Hindistan birinci, ABD ikinci, Brezilya üçüncü. Bunların nüfusları bizim en az 4-5 katımız daha da fazla. Bunların nüfusla ilgili orantılarsak milyon nüfus başına vaka diye dünya birincisi de oluyoruz. Böyle bir tabloda artık önlemlerin doğru düz alınmamasının bedelini biz Türkiye'nin insanları olarak ödeyeceğiz. Ki Nisan ayında, Mayıs ayında böyleyiz. Geçen yıldan 10 kat daha kötüyüz. Ben önümüzdeki sonbaharda ve aralığa doğru özellikle çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalabiliriz. Önce biz bu tam kapanmayı sosyal önlemlerini alarak, gerekli önlemler alarak yapıp ondan sonra tatile mi giderler insanlar? Kendi iş turizmimizde maça mı gideriz beraber? İşte UEFA da açmış önünü. Vakası düşük olan yerlerde maçımıza da gideriz. Çocuklarımız da gönül rahatlığı içerisinde okullarına göndeririz. Yani maalesef bu işi doğru düz yönetemeyen, bilimsel akılla yönetmeyen, bir sporu konuşuyoruz. Spor Bakanı, Sağlık Bakanı ondan iyi mi? Yani yalan rüzgarı patlattık zaten en sonunda. Şimdi bu akılla götürmeye çalışıyoruz. Ya ben şurada Türk insanının vicdanına sesleniyorum ya. Yani siz şimdi bir cenazeye gidiyor Sağlık Bakanı, eleştiriliyor. Cenazede diyor ki özür diliyorum, yanlış yaptım. Arkasından AKP'nin büyük kongresine gidiyor. Bu ne deniyor? Ya bunu da bu kadar dememeniz lazım. Ne demem lazım? Yani Sağlık Bakanı neredeyse kongreye gidenleri değil de gitmeyen diye bizi eleştirecek. Bu kadar uzatmamamız lazım değil mi? Yani bu bakın burada işte partizanlığı görüyorsunuz. Yani partizanca tavırlarla ne koronavirüs yönetebilirsin ne de spor yönetebilirsin. İkisi birbirinden çok farklı değil aslında. Biz o yüzden yönetilebilir bir düzen için önce bir iyi niyet. Özellikle de sağlık ve spor gibi iki tane birbirine yakın siyasetten arınmış olması gereken iki alanda doğru düz yönetimler bekliyoruz. Başka türlü bu işin altından kalkamayız. Ben niye? Bir şey evet. Ekleyebilir miyim? Tabii şimdi ki. Tabii UEFA'nın bu
verdiği kararda biraz da sporun ekonomisinin de temel unsur olduğuna inanıyorum ben. Biliyorsunuz dünyada sporun 756 milyar dolarlık bir hacmi var. Senelik. Bunda işte nakden yayın gelirleri var, sponsorluk anlaşmaları var, malzeme satışları var, spor endüstrisinde çalışan emekçiler var. Ve bunları üst üste koyduğunuz zaman orada artık ekonomide de bir daralma meydana geldi. Ve Sayın Vekilim de dediği gibi artık bu kararları yerel, daha doğrusu lokal veya ulusal federasyonlara bırakıyorlar. Bildiğim kadarıyla, benim o açıklamadan anladığım kadarıyla. Bunun da bir şekilde dönmesi gerekiyor. Spor ekonomisinin de dönmesi gerekiyor. Ama federasyon ve bakanlığın almış olduğu çelişkili kararlar bu kısmı da etkiliyor. Yani bu endüstriyi de etkiliyor. Nasıl restoranlar işte maalesef çok kötü etkilediyse, sanayinin birçok dalını çok kötü etkilediyse, sporu da gerçekten çok etkiledi. Türkiye'de de baktığınızda amatör spor branşlarında da artık ligler, resmi müsabakalar oynanmaya başlandı. Belli bir yere kadar direndi bakanlık. Hayır denildi, bir araya getirilmeyecek denildi. Ama şu anda bunun önü açıldı. Tüm federasyonlar şu anda kendi liglerini ya yapmaya başladılar ya da yapmaya hazırlanıyorlar. Ama bunu yaparken de işte bugün bir arkadaşımız bir şehirden aradı. Dediler ki şu X şehire bir faaliyet konulmuş ama o X şehire işte lig faaliyeti, tek devreli lig usulü bir faaliyet konulmuş. Ama o şehre günde 2 tane uçak iniyor. Oraya gidecek 18 tane, 20 tane takım var. Bunlar nasıl ulaşacaklar oraya? Gibi maalesef işte deneme yanılma yoluyla bir takım tedbirler alınıyor veya ucu açık bırakılıyor. Bence çok doğru yapılmıyor. Biz günü kurtarmaya çalışıyoruz. Çok fazla uzatmayacağım. Bizim ayrıca spor yasası ile birlikte Sayın Vekilim, Sayın Kenan Başkanım bir rapor hazırlattı ki o çok yakında bir kitapçık halinde yayınlanacak. Türk sporunun master planının yapılması gerekiyor. Yani aslında spor çok dar kapsamda değil, çok geniş kapsamda düşünülüp tartışılıp uygulamaya sokulması gerekiyor. Ki daha sağlıklı, daha zinde, geleceğimize emanet edebileceğimiz Türk çocuklarımızı iyi, elit seviyeye yetiştirmek ve spor evet. kültürünü daha da yaygınlaştırmak için. Evet. Bu finansmanıyla ilgili 2010'dan 2000 yıllardan sonraki hani değişkenini anlatırken finansmandaki sıkıntıları da anlatmıştım. Orada ben bu Demirhan Bey'in konusuna ek olarak söylemek isterim. Türkiye'de kaynak sorunu yok bu konuyla ilgili. Türkiye bu konuda çok iyi geliri olan bir ülke. Futbol açısından mesela bakarsak 500 milyondan fazla gelirimiz var. Biz bir tek şey bizden iyi. Almanya, İspanya ve İtalya bizden iyi. Çok iyi durumdayız yani. Türkiye'de futbolun geliri çok yüksek. Biz bunun giderini yönetemiyoruz. Yani önemli. Mesela, giderini yönetemiyoruz. Giderini çok. Mesela bunu o kadar yanlış yapıyoruz ki mesela ne yapıyoruz? İşte altyapıya önem verip de sporcu yetişmediği için ne yapıyorsun? Hep dışarıdan hazır yüksek meblağlarla hazır transferler yapıyorsun. Altından kalkamıyorsun ondan sonra. Veya değişime sporcu getiriyorsun. Bizim o master planı yaparken aşağıdan sporcu yetişecek şekilde hem bunu sağlamamız lazım hem de sadece profesyonel olan, yarışma olan spor dallarını değil, insan sağlığı için, sağlık için sporu, bireysel sporu da öne alacak. Anayasanın 59. maddesi. Ne demiş anayasanın 59. maddesi? Onu söylemem lazım. Diyor ki devlet her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlere yayılmasını teşvik eder. Evet. Ama sadece yazıyor. Biz hiçbir zaman pratiğe dökememiş. Ve teorikte duruyor bunlar. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Sporu sadece yarışma için yapmayın diyor. Vücut gelişiminiz için, sağlığınız için spor yaptırır diyor devlet. Nerede? Yok. İşte bizim o planı yaparken hem alttan sporcu yetiştirmek, yani bizim Avrupa'yla, dünyayla yarışacak gibi değiliz. Yani Almanya'da her 4 kişiden biri kulüp üyesi. Bir kulüp üye. Lisanslı sporcu. Her 4 kişiden birisi. Türkiye'deki sayıya bakın oraya. Türkiye'de her 115 kişide bir kişi spor yapıyormuş Sayın Vekilim. İngiltere'de 8 kişiden bir kişi spor yapıyormuş. Evet. Yani oranı görebiliyorsunuz. Ben önümüzde artık her geçen gün süre daralıyor ve olimpiyatlara doğru yaklaşıyoruz. Bilgi mahiyetinde soruyorum sizlere.
olimpiyatlara gidecek sporcularımızın aşılanması ile ilgili bir kesinlikle olmalı. Zaten sanıyorum Japonya tüm ülkesini olimpiyatlara hazırlamak için aşılayıp ülkeyi bir hazır hale getirmeye çalışıyor. Biz gidecek sporcularımız en azından hazırlamalıyız yani aşılamaları vesaire. Ben aslında bunu biraz daha genişletip madem bize işte evlerimize kapanıyoruz ya da kısıtlı yaşıyoruz. Futbol maçları devam edecek, basketbol maçları devam edecek. Evde de eğlenmemiz lazım. En azından profesyonel sporcuları aşılayın kardeşim ya. Birbiriyle evet. boğuşuyorlar, sahada mücadele ediyor. Ya en azından onu yapın. Yani yayıncı kuruluşun haklarını bu kadar gözetirken bazı sporcunun da haklarını gözetin. Sayın Federasyon Başkanı yani 3500-3800 futbol profesyonel futbolcuyu aşılatamadıysan sen boyuna da bırak o işi yapma ya. Sporculara da yasak. Ya bakın yazık. Hakikaten enteresan bir şey söylüyorum yani. Ben mesela muhtarlar aşılansın dedim geçen. Basın mensupları aşılansın dedim. Federasyon başkanı önemli bir çağrısı. Basın mensupları bakın dahil edildi. Mesela toplu taşıma araçlarının personeller aşılansın. O kadar insanla karşılaşıyor. O kadar insan da onunla karşılaşıyor. Mesela kuaförler, berberler. Mustafa Bey. Ya ağzımızın dibinde. Şimdi öncelik kapalı da tıraş edemeyeceğine lazım. Göre seni. Saçını da mesafeli uzaktan yapamayacağına göre. Ağzının dibindeki insanlar. Ya kaç kişi bunlar? Çoğu aşılayın hasta kardeşim oldu ya. Zaten Sayın Bekir. Aşılayın bunları. Muhtarlar. Kaç tane muhtarın var zaten? 40 bin muhtarın var. 40 bin 50 bin. Devamlı insan içinde dolaşıyorlar. Karantina olan bölgelerde muhtarlar dolaşıyor. Mesela bunları aşılayın. Bunlar risk grubu. Sen bu sayılar çok yüksek. Ya futbolcular 3800 futbolcum var ya. Her maçtan önce yani, test yaptırıyorlar Sayın Bekir. Yani yazık. Konuşun kaç lira alacağını hesabını yapacağını. Biraz da buranın hesabı yap yani futbolcuların. O yüzden giden sporcular da zaten ben bir almıştım. 12 branşta şu anda 68 sporcumuz evet. Tokyo'ya şu ana kadar hak eden. Yani 68 sporcu yani şimdiye kadar bunların aşılanmış olması lazım. Paralimpikler de var Sayın Vekilim. 50 küsürde onlar. 100 kişi yani. Bunu aşılayın. Evet. Yani aşılamadan zaten Japonya'nın alma şey ama son dakikaya bırakılması sorun burada. Yani. Belki hani aşısı tutmayanlar bir daha aşılamak için şimdiden aşılayın. Bir şeydi. Bizde de daha sonra gelişti. Fakat halteri bitiren maalesef bu doping meselesi oldu. Halteri darmadağın oldu halter. Yani halterde belki işte bir Nurcan Taylan var herhalde. Son zamanlarda biraz şey ama belki o da bir tekrar geliştirisi olabilir diye düşünüyorum. Tekvondo, karate, savunma sporlarında Türkiye iyi, şundan iyi. Çünkü sporcu sayısı çok yüksek. Evet. Dolayısıyla aradan sporcu çıkabiliyor. Yani başarılı sporcu. Bununla ilgili de herhalde Nur Tatar Asgari var. Birkaç kişi daha var böyle hani bireysel olarak başarılı olabilecek. İşte okçuluk var, jimnastik var. Jimnastikte 4 sporcumuz var herhalde şu ana kadar benim bildiğim. Voleybol. Takım işte oraya gelecek değil mi? Yani Filenin Sultanları var. Evet. Takım olarak voleybolda bir şeyler yapabiliriz. Basketbolda henüz elemeyi bitiremedi. Yani. Ama elemeyi geçerse erkek basketbol takımımız ve bayan da başarılı olabilir. Yani o belli bir yere kadar gelebilir diye düşünüyorum. Ben buralarda dediğim gibi bireysel başarıların o günkü çabalarla olabilecek. Yani organize bir şey değil. Keşke buna organize olsa. Yani mesela Amerika'ya bakın. Mesela Stanford Üniversitesi 280 madalya kazanmış. Mesela milli eğitimle, sporun ilişkisini tabandan yukarı kurarsanız ta gençlikten, çocukluktan başlıyor onlar spora yakınlığını, hangi spora yatkın bu çocuk. Oradan başlıyor. Bakın üniversitede daha üniversiteyi bitirmeden, üniversiteden göndermiş olimpiyat madalyası almış. Şimdi bu kurumsal halde bunlar. Biz kurumsal hale gelemediğimiz için ancak böyle bireysel çabalarla parlayan arkadaşlarımıza, sporcularımıza evet. başarı bekliyoruz. Siz neler söylemek istersiniz? Tabii ki biz sporcularımızın başarılı olmasını bekliyoruz. Yani her geçen olimpiyatta veya paralimpikte üstüne katılmasını siz bekliyoruz. Paralimpik komitesinde başkanlığını da yaptınız. Evet, 3 kere de paralimpik kafilesinin başkanlığını da yaptım. 2004, 2008, 2012 senelerinde. Benim beklentim paralimpik sporcuların ne yapsalar işte zaten madalya alıyorlar. Kesinlikle öyle bir şey yok. Hepsi artık elit seviyede sporcular. Yani normalde izin verirse engeli olmayan sporcularla müsabaka yapabilecek seviyede çok başarılı sporcular. Tabii burada Japonya'nın şartları çok önemli. Sayın Vekilim ve sizlerin de söylediği gibi aşılamayı tamamlamış olacak. Teknik ekip sayılarını kısıtlamaya gidecek. Yani işte kimdir? Malzemecidir, fizyoterapistir, squat elemanıdır. Bu tür sayılarda eğer 12 kişilik bir
İşte basketbol takım varsa diyelim, basketbol takımımız yok ama işte 3 kişiye mesela teknik olarak antrenör, mekanisyen veya farklı görevlerdeki kişiler de kısıtlamaya gidecek. Burada ben Uluslararası Federasyon'daki arkadaşlarımla da konuşuyorum. Çok zor olacak diyorlar. Bir de bizim sporcularımızın hazırlanması var. Pandemiden dolayı hiçbir ülke aslında sporcuları dört dörtlük hazırlanamadan gidecekler. Ha, Amerika, Rusya hala konuşuyor. Gidelim mi gitmeyelim mi? Tabii abi, olimpiyatlara, değil tabii ki. Olimpiyatlara gidelim mi gitmeyelim mi? Sayın Kenan Başkanımız, Olimpiyat Komitesi Başkanımızla bir görüşme yaptı. Kendisi Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile yapmış olduğu görüşme neticesinde olimpiyatların kesinlikle yapılacağını iletti. Ama dediğim gibi bu Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları zannedersem birazcık sönük geçecek. Eğer bir başarısızlık büyük olimpiyat yani olmayacak. Meşalesi yanacak ama havada, havası olmayacak. Olimpiyat meşalesi de biliyorsunuz şu anda yakıldı ve şu anda Japonya'ya dolaşmaya başladı. Daha sonra diğer kıtalara gönderilecek. Tabii ki çok zor bir süreçten geçiyoruz. İnşallah sporcularımız en son katılmış olduğu olimpiyat ve paralimpik oyunlarından çok daha fazla madalyayla dönerler ülkemize. Evet, programımızın sonuna gelirken sizle ve son sözlerinizi alarak her iki konumuzdan sizle başlayalım. Neler söylemek istersiniz? Şimdi mesela sporu konuşuyoruz haliyle. Bu spor kulüpleri yasası meselesini ortak akılla bütün paydaşları işin içine alarak, bu çok önemli, doğru düz bir şey ortaya koyalım. Yani biz şunu da diyebilelim ya, biz mecliste bir araya geldik, bak bir konuda da anlaştık diyelim, minimumumuz olsun ve bundan daha güzel bir şey olamaz. Niye? Çünkü siyasetin girmemesi gereken bir alan, siyasetin en az olması gereken bir alan ve vatandaşın rahatladığı, siyasetten kaçmanız için ne yaparsınız? Hani haberlerde bir sürü birbirine galis küfürler eden adamlara ne yapıyorsunuz? Tutup 70'ten yukarı kanallara doğru gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki spor var orada, azıcık rahatlayın. Ya o alana da onu sokunca insanları boğarsınız. Adama alan bırakın, insanlara yaşama alanı bırakın. Bunu sağlamak için de bunun altyapısını oluşturacak bir fırsat var şu anda. Bunu sağlamak için gelin iyi niyetle, kötü niyetle de iyi niyetle yapıcı davranıp ve bütün tarafları bu işin içine katarak, sadece siyasi partileri değil, katarak güzel bir şey çıkaralım. Ben böyle bir şeyin çıkmasını umuyorum ama öncelikle şu yeni hükümette belki biraz da sağduyu sahibi bir spor bakanıyla yolculuk yapabilirsek belki bu işleri daha iyi yaparız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok kısa ve sizden son sözleriniz alalım. Tabii ki ben de Sayın Vekilime katılıyorum. Sanat için sanat, burada da spor için spor olmalı. Siyaset için spor olmamalı diye son sözümü söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Buraya kadar zahmet ettiğiniz, stüdyolarımıza kadar. Evet sevgili seyirciler, KRT TV ekranlarında bir sportif yaşam programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla sizlerle yine birlikte olacağız. Hoşça kalın, dostça kalın. Sporla kalın.